Kıvılcım'ın hayatını kaydıracak olan Cemal'in sırrı ortaya çıkıyor. Bu süreçte hem Ömer hem de Kıvılcım cephesinde çok sürpriz gelişmeler yaşanacak. Apo'nun bebeğiyle birlikte yeniden eve dönüp Pembe'den yardım istemesi ve Mary'nin o eve gelmesi herkesi şaşırtacak olayların fitilini ateşleyecek. Peki diğer yandan Giray ve Eves'in ilişkisi ne zaman ortaya çıkacak? Doğa hamile mi? Dursema'ya beklenen dönüm noktası ne olacak? Ve Görkem aslında hamile değil mi? Ayrıca yeni karakterlerle ilgili bomba sürprizler ve yeni senaryolar izleyicileri ekranları kilitleyecek. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle ve devamında yaşanabileceklerle başlayalım. Apo ve Kıvılcım arasında yaşanan Alev Bebek krizinin ardından Çağrı'yı Pembe'den yardım istemekte bulan Apo evine geri döndü. Pembe ve diğerleri elbette bebeğin evde kalmasına bir şey demiyor ancak bebeğe kimin bakacağı konusunda bazı krizler çıkacak. Alevlerden bir türlü kurtulamayan ve boşanmaktan vazgeçmek üzere olan Pembe'yi bu defa çok farklı bir sınav bekliyor. İşte bu noktada sahneye çıkan sürpriz isim Mary oldu ve bebeğe bakmak için Ünal'ların evine yerleşme kararı aldı. Bir yandan Kıvılcım velayet davası açıp Apo'nun bebeğe bakamadığını kanıtlamaya çalışırken bir yandan da Mary bebekle yakından ilgilenecek. Bu durum sonucunda yeni bölümlerde bazı sürprizler yaşanacak. Önceki videolarımızda Mary'nin Apo'dan hoşlanabileceği ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdi ise bir bakıma bebeğin hayatını Mary kurtarmış oldu ve bu durum Apo'nun da dikkatini çekti. Aynı zamanda Mary'nin cana yakın ve sıcakkanlı davranması, çocukları çok sevmesi Apo ile giderek yakınlaşmasına sebep olacak. Pembe'nin de dediği gibi Alev'den sonra sıra şimdi kuzeni Mary'ye geldi. Kısacası bu konuda ortalık yine fena halde karışacak. Yeni bölümlerde ortalığı asıl karıştıracak senaryolardan biri de Cemal, Kıvılcım ve Ömer senaryosu. Cemal'in takıntılarından, hastalıklı düşünce yapısından bahsetmiştik. Zaten geçtiğimiz bölümde de Kıvılcım'ı adım adım takip ettiğini gördük. Buradan da anlıyoruz ki takıntılı ve psikopat biri olan Cemal, kancayı ve kafayı Kıvılcım'a çoktan takmış durumda. Ayrıca eski eşini kanserden öldüğünü söylemişti. Ancak bu konuda da muhtemelen sakladığı bir sır var. Belki de eski eşini bizzat kendisi öldürdü. Yeni bölümlerde Cemal'in çeşitli psikopatlıklarını izleyeceğiz. Ancak Kıvılcım'ın bir süre dünyadan haberi olmayacak. Kıvılcım, rolünü güzel oynayan Cemal'le bir süre daha takılmaya devam edecek. Fakat kötü sürprizler Kıvılcım'ı bekliyor. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde çok ince bir detay verildi. Cemal, Kıvılcım ve Mary yemek masasında konuşurken birisinin hayatına birisi girer. Sonra onun hayatı kayar şeklinde bir cümle kuruldu. İşte Kıvılcım'ı bekleyen kötü sürpriz tam olarak hayatını kaydıracak cinsten olacak. Öte yandan daha ilk dakikadan Cemal'le restleşen Ömer, Cemal'in tehlikeli biri olduğunu anladıktan sonra Kıvılcım'ı uyarmaya çalışacak. Ona zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Bir yandan da Ömer bu süreçte Metehan'ın sevgilisi Ezgi'nin annesiyle vakit geçirecek. Cansu'nun üniversitedeki unutulmaz aşkı olan Ömer, kendini ilginç bir durumun içinde bulacak. Aynı zamanda Cemal de Cansu ile arkadaş ve bu durum sonucunda Kıvılcım, Cemal, Cansu ve Ömer'in de içinde bulunduğu sürpriz senaryolar yaşanacak. Ayrıca Metehan'dan ise çok istediği araba konusunda sıkıntılı hamleler gelebilir. Şimdi gelelim diğer bomba gelişmeleri. Nihayet Giray doğaya karşı ne kadar meraklıymışsın doğurmaya diyerek ilk botunu kırdı. Yani Giray'ın gerçek yüzü artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve hevesle yaşadığı ilişkinin 2-3 bölüm içinde tamamen ortaya çıkması bekleniyor. Hatta bunu çözen kişi Nilay olursa şaşırmayız. Hamilelik testi yaptıran Doğan'ın ise hamile olması beklenmiyor. Fakat Doğa'yı da tıpkı annesi Kıvılcım gibi kötü sürprizler bekliyor. Fatih ile yaşadıklarından sonra fazlasıyla yıpranan Doğa öyle şeyler yaşayacak ki büyük bir uçuruma sürüklenecek. Bir yandan da Görkem'in planları tıkır tıkır işlerken Fatih'i de kendine bağlamaya çalışacak. Fakat Görkem'in yaptıklarını yutmayan bir kişi var. O da Nursema. Ayrıca muhtemelen Görkem'in hamileliği de yalan. Bu da yakında ortaya çıkacaktır. Tüm bunların yanı sıra yeni karakterlerden Asude ve Firaz dizideki dengeleri değiştirmeye geldi. Dişli bir karakter olan Asude birçok kişinin üzerinde etkili bir role sahip olacak. Daha ilk dakikadan Nursema'yı beğendi ve hatta iş teklif etti. Bunun üzerine Nursema, Asude'nin iş yerine hat sanatı işine başlayacak. Aynı zamanda yakında partneri olmasını beklediğimiz Firaz'la tanışacak. Firaz'ın ise sıkıntılı bir tip olduğunu daha ilk dakikadan gördük. Kısacası dizideki kadın karakterlerin partnerleriyle başı bir hayli sıkıntıda oluyor. Kıvılcım'la takılan Cemal tam bir psikopat, Doğan'ın evlendiği Girey'in ne olduğu zaten ortada. Nursema'nın takılacağı Firaz nasıl bir tip olduğunu şimdiden gösterdi. Hepsine kolay gelsin diyoruz. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.